Suriye uluslararası gündemdeki yerini kaybetmiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 2 gün içerisinde Suriye'de yaşananları değerlendirmek için olağanüstü toplantıya gitmesi bekleniyor. 1 Aralık Perşembe günü de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Brüksel'de Suriye gündemli olarak toplanıyor. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi de davetli. El Arabi toplantı öncesinde Euronews'a konuştu. İstenen şey bir grup gözlemci göndererek sivillere dönük bir kıyımın olmadığından emin olmaktı. Protokolü imzalamadılar ve gözlemci gönderilemedi. Peki kim engel oldu buna? Ne Arap Birliği ne de Arap ülkelerinin dışişleri bakanları. Fadil murakibin lem yetim ve men allazi awqafa hada? Leyset el-cemaa al-arabiyya ve leyset wuzara al-kharijiyya al-arab. Arap Birliği konuyu çözmektense uluslararası alana taşımayı seçmekle itham ediliyor. Açıkça söylemek istiyorum. Alınan bütün kararlar uluslararası bir müdahaleyi önlemek amacıyla alındı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Suriye'de olayların başlamasından bugüne 3500 kişi hayatını kaybetti ve sivil ölümleri de devam ediyor. Allahu Ekber. Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim ise suçluyu ülke dışında arıyor. Muallim'e göre Suriye'ye dönük Arap Birliği tarafından alınan yaptırım kararları muhtemel bir çözümün de önünü tıkadı.